Değerli izleyicilerimiz merhaba. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda hasretle beklediğiniz değerli konuğumla birlikteyiz. İslam felsefesi profesörü, çok deneyimli bir hukukçu ama koca bir yürek. Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk. Hoş geldiniz efendim. Sen de hoş geldin. Evet, beni aldı bir telaş ya yetişemezsem diye. Türk Hava Yolları'nın gadrine uğradık bugün maalesef. Türk Hava Yolları kalmadı artık. Yazık oldu. Ya benim bildiğim Türk Hava Yolları yok artık. Maalesef. Yani bu kadar rötar, sürekli sık sık siz de seyahat ediyorsunuz, ben de. Havada bekletmeler. Biz o bize verdikleri randevuya güvenerek alıyoruz biletlerimizi, kendi hesabımızı yapıyoruz. Hadi alanda, uçakta beklemeyi, havada beklemeyi geçtim. İndik, bir 40 dakika, 45 dakika da yerde bekledik. Park yeri bulamıyor Türk Hava Yolları'nın uçağına. Efendim, İnanılır gibi değil yani. Kurumun yönetimi mahvoldu. Evet, lakayt. Benim gördüğüm budur. Lakaytlık. Şimdi bakın. 40 dakikalık bir yolda 2,5 saat rötar olmaz. Olur, bir asırda bir defa. Evet, bir asırda bir defa. Bu yaz ben müteaddit seyahat yaptım, biliyorsun Antalya'daydım bütün yaz. Çok sık gittiniz geldiniz. Gidip evet. Geliyor. 2-2,5 saat. 2-2,5 saat. Yol 40 dakika. Ha, 10 saatlik bir yolda bu olur. Onun şartları öyle. Şimdi buna işte oradan uçak gelmedi de orada yolcu... Bu hikaye. Yönetim bitmiş. Öyle maalesef. Yoğun hava trafiği, tamam anlıyoruz hava trafiğini de, yurt dışına sık sık uçuyorsunuz. En yoğun trafiği olan havaalanlarından biri İngiltere, Heathrow'dur. Diğer Avrupa ülkeleri havaalanlarıdır. Schiphol havaalanı küçücüktür. Hiç aksamaya tanık olmadık. Bir aksamadır gidiyor. Olmaz. Yazık. Bunlar uçakta işte müzik bilmem ne yerine ilahi koyarak yahut salatu selam koyarak işi getirmeye bakar mısınız? Çok yanlış işler. Çok Afgan yanlış. Kafası diyordum ben. Evet. Afgan kafası bunlara göre modern oldu artık. Maalesef. Hosteslerin makyajıyla uğraştılar, kıyafetleriyle uğraştılar. Geçiniz bunları, siz sisteminizi doğru kurunuz. Ama maalesef işte böyle. Bir ayıp, daha Türk Hava Yolları ile uçmayacağım dedim. Ayıp. Ayıp, çok ayıp. Çok yanlış, çok ayıp. Çok ayıp. Zamanımızı çalmaya hiç hakları yok. Kimsenin zamanımızı çalmaya hakkı yok. Türk Hava Yolları'nı perişan ettiler. Göz bebeğimiz olması lazım. Hangi kurumu perişan etmediler? Hepsi. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Varlığından söz edebilir miyiz? Hayır. Evet. Hepsini perişan ettiler. Şimdi yeniden tarihi bir inşa faaliyeti. Bütün kaleleri yıkıldı. Öyle. Ey Cumhuriyet nesilleri! Hangi günahınızın faturasını ödeyeceksiniz bilmiyorum ama çok ciddi bir süreç bekliyor sizi. Evet. Her şeye rağmen bu işten vazgeçeceğini düşünmüyorum Cumhuriyet çocuklarının. Canla, dişle, 20 tırnaklarıyla bu iş halledilecek. Ama bana göre bazı dikkatler vaktinde sarf edilseydi, tahribat bu kadar büyük olmazdı. Bu tahribat değil ya, bu bombardıman ya, bu Hiroşima. Yani Türkiye siyasi bir Hiroşima oldu. Evet. 2000'li yıllardan sonra. Nagasaki oldu. Evet, böyle ne güzel benzettiniz. Böyle düşüneceksin. Ne güzel benzettiniz. Evet. Maalesef, ne güzel benzettiniz. Termonükleer bir bomba gibi zulüm imparatorluğu Amerika Türkiye'nin üstüne bıraktı bir şeyi. İşte. İşte bu. Evet. Her şeyde bir şimdi de kalkmış Putin'le uğraşıyorlar.
Bak. Ha, Putin'le uğraşıyorlar dediniz. Dinci dinsizlik 2000, tasavvufu diyecek mi? 1940'lı yıllardan, 40'ların ortasından beri Marshall Finali 46. Evet, evet. Oradan beri yok efendim yeşil kuşak İslam'ı, yok bilmem ne oradan gelindi ılımlı İslam. Bunlar hep Rusya'nın Türkiye'ye, Atatürk Türkiye'sine kazıklarıdır. Şimdi kazığı böyle atıyor. Bu son attığı da bir kazıktır. Putin. Hadi şimdi uğraş Putin'le de görelim. Putin dünyanın en büyük istihbarat dehası ve kurmayı. Sana yediririm. Senin derdin ne kardeşim? Kime yutturuyorsun efendim? Sahamıza tecavüz etti de bilmem ne. Niye sen sahana Putin tecavüz? Putin aptal mı ya? Siz bir programda Putin'den açıklamalar okumuştunuz burada. 5 yazı yazdım ben Putin'le ilgili. Evet. Biraz İstersen, onu konuşalım mı lütfen? Yani evet. Tabii o yazılar şu anda bir tanesini gayet iyi hatırlıyorum. Putin şunu demişti. Bakın Putin bu. Bana göre dünyada yakın yıllarda yaşayan devlet adamlarının ikisi çok büyüktü. Biri Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Bunu kendisine defaatle söyledim. Benim evet. yakın dostluğum olan bir insandı. Birlikte ödül aldık. Ve Putin. Dedim ben yani sizin ülkeniz küçük şu bu ama dehanız büyük. Tarih coğrafyayı kaydetmez. Tarih cevheri kaydeder, yaratıcılığı kaydeder. Coğrafya gider. Bedeni de kaydetmez tarih. Hiç ilgilenmez onunla. Rauf Denktaş kıymeti bilinmedi. Yunanlılarla birlik oldu. Adamı saf dışı ettiler. Kick out ettiler. Evet. Saf dışı yetmez. İngilizce'de kick out'u bilirsin. Tekmeleyi atmak. Ha. Şimdi Putin'i kick out edemezler. Putin yedirmez. Bak şimdi ödetmeye başladı. Kim ödeyecek? Senle ben. Evet. Biz ha, ödeyeceğiz. Sallanıyorsun öyle sallanırsın da. Sonra? Bu olur işte. Ha. Sallan bakalım. Tabii sen ki. Burayı, sen dünyayı kas çiftliği mi zannediyorsun ya? Putin'le dans edebilir misin sen? Peki... siz daima hep sizin için söylediğim bir şey vardır. Arkadaşlar, çok iyi bir şurada bir yapışmış bir şey var. Beni ciddi rahatsız ediyor. Şunu bir silsinler hemen. Alalım burada. Hemen silsinler arkadaşlarımız. Evet, evet rica edelim. Siz çok ciddi bir satranç oyuncususunuz. Hamleleri çok iyi hesaplıyorsunuz. Tabii. Şimdi benim yaratılıştan bir kurmay tarafım var. O söylenir. Onu inkar da etmiyorum. Evet, ya haddimi etmeyeyim. Bilerek. Evet. Estağfurullah. Şimdi bu baktığınız tabloda, şimdi burada şahmat nasıl olacak bu iş? Ne oluyor? Putin'in hamlelerini siz gayet rahat görüyorsunuz, ben onu biliyorum. Ben onların, onları tafsil edemem. Çok zor değil mi? Hayır, tafsil edemem yani bana düşmez o. Ben Türk çocuğuyum. Şimdi Putin karşı taraf gibi görünüyor. Ama benim ülkemi yönetenlerin zaafları, yetersizlikleri, çapsızlıkları yüzünden böyle olmuş. Şimdi ben Putin'in şahsiyetini, vakarını, ciddiyetini, dehasını inkar mı edeceğim? İnşallah Putin ya bunların yaptıklarıyla ben koca Türk milleti, komşumu, kapı komşumu hırpalamayayım. Azarla da hırpalama. Yani Putin'den ben bunu beklerim. Yoksa Putin için yazdığım yazıların bir tanesi çok önemlidir. Putin, bakın bunlar unutuldu. Bugün bunların şikayetçi oldukları paralel yapı dedikleri terör örgütü, o zaman oralarda yuvalanmaya çalışırken Putin bunları
Çıkın dedi, gidin. Def etti. Hatta bir ihtarı var bunlara. 24 saat içinde Rusya'yı terk edip boşaltacaksınız. Onun için Putin'e bunlar Amerika ile birlikte çok karşıdırlar. O zaman Putin'i eleştirdiler. Ya bu adamlar ne yapıyor? Ha canım benim. Teşekkür ederim. Evet. Dinsel inançlarını yaşıyorlar. Bundan makul ne var? Sen de bunu saygıyla... Hayır dedi. Dinsel inançlarını yaşamıyorlar. Bunların dedi, dinsel inançlarımız dedikleri İslam değil mi? Evet. Tamam. Ben İslam denince İslam'ın bir kaynağı var kardeşim dedi. Kur'an. Ben bunu anlarım. Bunların yaşadığının Kur'an'la bir ilgisi var mı dedi. Putin diyorum. Ve yakın zamanda da bu özgürlükleri hayata geçirdi. Ne kadar önemli. İslam. Bir yuvarlak Emevi hezeyanı bulmuşlar. Haşa Kur'an'ın dininin adı o olsun. Putin bunu yutmadı. Ve şu basireti gösterecek bir devlet adamı bizde çıkmadı bugüne kadar. Hala hepsi yağcılık, yalakalık yapıyorlar. Yapın, yapın. Devam et. Devam et. Olduğu gibi görünmeyenlerin akıbetini tarih kayıtlara geçirmiştir. Bakın oralara. Şimdi kaç yıldır dinlenceye aldığım, gönderdiğim veya dinlenmeye aldığım Atatürk ile Aldatma kitabı ki orada omurgada CHP vardır. Seçim bitti artık. Şöyle böyle bir 5 yıl. Şimdi ben bakıyorum ve tarihe soruyorum. Tarih diyor ki bu kitabı yayınla artık. Ama Türkçe'de tırnak içinde kullanıyorum. Dana kuyruğu koparacak bir kitap. İstemedim yani bu kadar karışık, ağır olur dedim. Olmasın benden bilir, hele seçim öncesi hiç yayınlamam tabii. Allah korusun, ona fatura üstüme kalır. Sen onu yayınlamasaydın şöyle olurdu. Yayınlama. Buyur. Buyur. Şimdi yayınlayacağım. Tarih belli mi? Tarih belli değil. Sence yayınlamayayım mı? Derhal yayınlayayım bence. Yani Allah ile Aldatmayı yazmışız. Evet. Aklın apaçıklık ilkelerine göre Atatürk ile Aldatma'da iki aldatma kavram ve unsuru, birini yayınlamışız. Bunu da yayınlayalım. Tabii bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin 39 ile 50 arasının 1, 2, 50 ile bugüne kadarki macerasının ama özellikle 38, 10 Kasım 38 ve 1950 arasının teşrih masasına yatırılması demektir. Hiç yapılmamıştır bu iş. Oy, kimlerin canı yanacak? Kimlerin canı yanacak? Ben kimin canının yanacağı benim umurumda değil. Ben gurur ve hak adına intikamdan büyük keyif alan bir adam. Hiç. Çok müthiş bir ifade kullandınız. Evet. Benim servetimi al, ekmeğimi al, sırtımdan ceketimi al. Şu anda da ceketim yok zaten. Birim aldı gitti. Gitti aldılar. O hiç benim umurumda değil. 3 gün sonra unuturum. Hatta çoğu zaman benden çalmışlardır, götürmüş. Ya ihtiyacı vardı. Durup dururken niye adam hırsızlığa bulaşsın, onu yapsın?
kendini riske attın. İhtiyacı vardı demek. Benim burada duracağına kullansın o. Unuturum iki günde. Ama hak ve onur. Asla affetmem, asla unutmam. Ve Allah can verdiği sürece dibine kadar intikam alırım. Hak, öyle bir cümle kullandınız ki muazzam. Yani hak, hak adına bunu yapmayanın Allah'ı olamaz. Hak Allah'ın namı diğer ismi. Esma-ül Hüsna'nın biri. Akif, ya bir gün Akif yapalım. Şimdi tersine çevirelim. Beş büyük şairi konuşacaktık ya burada. Evet, bir Yunus'tan türlü olaylardan Akif, fırsat gelmiyor. Yunus'tan Nazım'a kadar. Yunus'tan çevirelim. Nazım'ı biraz konuştuk ama Akif'ten bir başlayalım. Ben buraya getireyim Safahat'ı. Evet. Bir Akif'ten, Akif, Akif deyip geçme ya. Diyor ki Akif, bak, Müslüman, Müslüman tarifidir bu, Kur'an'dan çıkarılmış bunlar. Hadi, çıksın biri desin ki, ben de onlardanım. De göreyim. Ben onlardan, ben derim. Sen de çık de ki, sen onlardan değilsin, bak şu uymuyor buna. Çık söyle bakayım. Diyor ki Akif, kanayan bir yara görsem, yanar ta derinden ciğerim. Onu dindirmek için tekme yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git. Ulan sana ne yani filan. Diyemem, aldırırım. Çiğnerim. Çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor. Safahat'ta buna benzer daha neler var? Safahat bir Kur'an tefsiri. Muazzamdır ama Safahat. Şimdi okutmuyorlar gençlere de bunu. Hayır. Akif'i, Akif'i iki namussuzluk yok etmeye çalışıyor. Biri dinci namussuzluk, biri dinsiz evet. Namussuzluk. Evet. İkisi de Akif'ten rahatsız. Çünkü Akif Kur'an mümini. Akif diyor ki 1920'lerde ne Müslümanlığı diyor ya. Evet. Bu coğrafyada Müslümanlık falan yok diyor. Müslümanlık göklere çıktı. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor. Burada yok. Şimdi biz %99,5 olmaz diyorum. O abartılı bir rakam. Tamam mı? Beni gargarayla ürkütecek. Şeceresi, ciğeri bozuk, imansız, aşağılık herif. Sen beni gargarayla boğabilir misin? Efendim, halka şöyle dedi. Peki git bak bakalım o halka, ben daha dünyaya gelmeden. Mehmet Akif ne demiş? Muhammed İkbal ne demiş? Musa Carullah ne demiş? Git geriye doğru, İmam-ı Azam'a kadar git. Bak bakalım ne demişler. Benim dediklerim onların yanında övgüdür. Ha diyecek ki çıkıp, demişler de onun içinde belalarını buldular. İmam-ı Azam'dan başlayarak kimini astık, kimini kestik, kimini yaktık. Olabilir. Olabilir. Bu işin kaderinde bu da var. Tamam mı? Ben Atatürk çocuğuyum. Ben bunlardan korkmam ama şapşal falan da değilim yani. Aman efendim. Affedersiniz. Aman efendim hiç. Tutuyorsa yap göreyim. Çok güzel. Evet. Evet. Buna şimdi, ceza yok. Bu görüntü Ebul Ula, Ebul Ula el-Ma'ri. Arap şiirinin tırnak içinde tanrılarından biri sayılır.
öyle rastgele büyük falan bu yetmez. Bir yerde diyor ki, Türkçesini söyleyeyim. Evet. Beni diyor, harp, darp tanıdığı gibi kalem ve kırtas da. Kalem bu, kırtas da kağıt. Bu da tanır diyor. Ben ikisini de, ikisiyle de dostum, ikisini de çok iyi kullanıyorum. Şimdi, sen beni kravatlı gördün diye şapşal mı zannediyorsun? Ben Sürmene'nin dağ köyünden inmiş bir adamım. Benim bir de o yüzüm var. Bu başımı sallamada her şey saklı. Şimdi ama böyle oldunuz mu da tabii başınız dertten kurtulmayacak tabii. Ne adam ya, milleti ne soyuyor. Dokunmazsanız olmaz artık tabii. Milleti soyuyor, kasalarına dolduruyor paralarını. Gün ortasında. Tapeler yayınlanıyor. Dünya izliyor. Ondan sonra da dönüp diyor ki bu milletin adıyla sanıyla. Çıt yok. Sen o zaman bu milletten efendim Konya'sından, Trabzon'undan, Sakarya'sından atıyorum, orasından, burasından hiçbir reaksiyon, hiçbir protesto. Protesto yani. Gördün mü? Demek ki memnun oldu hepsi. Herhalde. Ben memnun olmadım. Tavrınızı bireysel koydunuz. Hakkımı kullandım, hukuki hakkım benim. Bu milletin bireylerinden biriyim. Ben şahsıma taalluk eden kısmını hakkımın kullandım. Bir söz evet, söyledim. Evet. Aynen tekrar ediyorum, dörde katlayarak. Oğlum da dahil dediniz. Neyse. Evet. Şimdi kıyamet kopuyor ya. Yüzü geçti yazılan yazı bilmem ne şurada burada. Neymiş efendim? Ben çok ağır küfür yapmışım. Allah Allah. Evet. Lan senin anana bacına herif. Bindirirken küfür değildi, ona karşı çıkmak onur değildi, Müslümanlık değildi, iman değildi de ben o küfürlere, ben sizin adınıza da karşı çıkmadım. Kendi adıma. Kendi adıma, sana ne ulan? Sen memnunsan git, devam et, bir de tebrik telgrafı yaz. Ondan sonra bir de dilekçe ver, de ki ya bu çok hoş oldu. Devam edin kardeşim buna. Ancak bu kadar evet, güzel yap. İfade edilir. Ben yapmayacağım evet. Ulan. Ben yapmayacağım. Kaşınıp durma. Kaşındıkça dörde katladım. 8'e, 12'ye, 24'e katlarım. Hiç. Mim şaşmaz. Ya biz olduk. Küfürbaz. Bunu yapanlar ne oldu? Onlar evliya. Türkiye onlarla gurur duyuyor. Türkiye onlarla gurur duyuyor. Ve bu Türkiye'nin Allah belasını vermeyecek, öyle mi? Sonra da bana diyorlar ki, ya fatura bitmedi diyorsun, Türkiye çekecek, ödeyecek. Bitmedi. Çekiyoruz işte. Putin olayı yine gösteriyor. Diyarbakır'daki olayı yine gösteriyor. Çok vahim bir şimdi olay. Şimdi Diyarbakır'daki olay, Allah ailesine sabırlar versin. Evet, evet. Sağlık selamet versin. Şimdi o büyük ihtimalle başka bir çatışmanın hiç ilgisi olmadığı halde ortasında kaldı. Ve öyle boşu boşuna gitti. Olabilir ama öyle veya böyle. Şimdi az şey midir bu? Bak kaşıyorlar devamlı. Devamlı. Devamlı kaşıyorlar. Siz stüdyoya geldiğinizde çok hoş iki cümle kullandınız. Devamlı kaşıyorlar ve altı Çapanoğlu çıkıyor. Kötü, pis. Fatura ödenmemiştir. Rahat 11 adresini de verdim. Ta o zaman. biraz bir şeyler mi kaldı Yaşar Nuri Hoca? Hayır. Faturanın esas okkalı kısmı arkada. Bak, neredeyse her hafta söylüyorum bunu. Çünkü her hafta bir ya şey... Ya bir haftada yalanlasın beni, değil mi yani? Bir haftada yalanlasın beni. Yok böyle bir şey. Çünkü
koordinatlarınızı tarihin diyalektiğinden ve Tanrı'dan alırsanız yanılmanız mümkün değil. Çok acı. Siz de bu programı yapmaya başladığımız bu tarihten bugüne... Bu kahveyi Zeynep mi yaptı? Zeynep yok efendim, tatilde. Siz kahvenin görüntüsünden bile anladınız. Abiciğim, ben biliyorum onu. Aşk olsun. Evet, biz garibanız ama gözümüz güzel görür. O güzel bakan göz güzel görür, evet. Maalesef yani sizle bu programlarımızı başlattığımız tarihten bu yana her hafta bir vahim olayla başlıyoruz programımıza. Her hafta bu kadar çok olay olur mu? Siz dinci dinsizlik diye bir ifade kullanıyorsunuz. Kur'an'dan ki ben buna aldım. Bayılıyorum. Kur'an'dan aldım. Muazzam. Arkadaşlarım ara işareti diyorlar ama bir dakika rica edelim lütfen. Kur'an'dan aldınız. Kur'an'dan aldım. Ama ne kadar uyuyor? Ya Gülgün, 30 yıldır şu televizyondayız ikimiz de kurulduğu günden beri. Çıkmadığımız ekran var mı? Yok. Yok. Peki. Böyle bir şeyi aklını peynir ekmekle yemeyen bir adam söyleyebilir mi kendi kafasından, yorumla falan? Kur'an'dan aldım. Adresi belli. Kur'an'dan alırsam faturayı Kur'an öder. Haşa. Benim avukatlığımı da Kur'an yapar. İşte budur. Ara diyoruz. Siz kahvenizi içerken lütfen bizden ayrılmayın. Biraz sonra Söz ve Işık için Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk'le tekrar karşınızda olacağız. Saygılar sunuyoruz. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz Söz ve Işık programımıza. Ama keşke bu arada gizli kamerayla biz ne konuşuyoruz yayınlama fırsatı olsaydı da dinleseydiniz. Pek bir sohbet ettik. Akif'ten sohbet ettik. Bir şiirini okuduk. Gözlerimiz doldu doldu boşaldı. Ve işte kalbimizde o şimdi duygular var. Başlayayım mı? 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Çok değerli hocamız... Bu olağanüstü ifadeleri ezbere bize söylüyor. Ben size buradan okuyorum. Ezberleyin. Ben, ne mümkün? Bazı şiirleri, şairleri hakikaten okurken çoğu gayri ihtiyari ezberlemişimdir. Tabii o zaman gençlik de var. Hafıza korkunç kuvvetli. Sizin hafızanız ama hepimizin... Şimdi... Evet... Bu mesela ben Farsça'da ilk Ömer Hayyam'ı okuttum. Hani edebiyatım kuvvetli olduğu için Ömer Hayyam'dan başlanır mı? Ömer Hayyam filozof, Ömer Hayyam edip, Ömer Hayyam şiirin sultanlarından biri. Cansız Hoca oradan başlattı beni. Şimdi ben Ömer Hayyam'ı okurken onların çoğunu ezberlemişim. Şimdi gene öyle okurum onları ezbere. Ne güzel. Yani bir teklerim böyle falan. 10 saniye sonra o da gelir. Hafıza onu hemen bulur çıkarır. Sonra Hafız Divanı. Hafız Divanı. Sadi'yi baştan sona okumadım. Cansız Hoca'dan okumadım ama... Ondan da epey bir kısım okuduk ama Hafız Divanı, Ömer Hayyam'ın şiirleri baştan sona. Şunu diyeceğim,
şiire olan tutkum. Ben iki şeysiz bir dünyada yaşamak istemem. Biri şiir, biri spor. Her gün şiir okuyacağım, her gün spor yapacağım. Ha, işte ben şöyle bir ameliyat geçirdim. O günlerde bile, ya ben oramda buramda sondalar varken bile hiçbir şey yapacak hal mi olur yani, söz konusu değil. Ama orada yatarken şöyle yapıyordum, durmadan. Öyle. Bu ne? Bu da bir spor. Şimdi her gün muntazam gidiyorum antrenör arkadaşlarla, 4 aydan beri hele çok muntazam çalışıyorum. Böyle böyle, şimdi 80 kiloyla çalışıyorum. Bu böyle. Şiir de öyle. Öyle değil. Şiir çok... yoksa dünya hiçbir işe yaramaz. Bakın ne demiş. Müziğin temeli de şiirdir. Tabii. Güfteleri alın. Tabii. Besteler itibarlarının %95'ini kaybederler. Tabii. Güfte. Şu dilin kullanılışına bakın ama. Duygusuz olmak kadar dünyada lakin dert yok. Öyle salgınmış ki melun, kurtulan bir fert yok. Hmm. Kendi sağlam, hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin. İşte en korkuncu hüsranın, helakın, haybeti. İşte. Fransızların bir tabiri var. Dün kimle sohbet ederken anlattım. Çok severim o tabiri. Bayılırım ona. Kendisi şiir gibi zaten. Kullanıldığı yerlerde hep öyledir. Jua. Arapçada karşılığı neşaattır. T ile. T ile değil sonu. Neşaat. İngilizce'de de telaffuz farkıyla Fransızca'dakinin aynıdır. Jua, hayat coşkusu demek. Ben öyle tercüme ediyorum. Hayat coşkusunu ne besler? Arpa besler mi? Hayır. Ne besler? Hayat coşkusunu arpayla, tereyağıyla, pirinçle besleyemezsin. Hayat coşkusunu edebiyat, özellikle şiir besler. Ben çoğu zaman perişan oluyordum mesela. Kalkıyorum, geçiyorum orada, hangi odada şiir, edebiyat dolapları neredeyse. Fazla şey, hemen atıyordum elim, bir Yahya Kemal. Ya tabii. Getiriyorsun. Okuyorsun. Bitti, açıyor bütün damarlarını, ruh damarlarını açıyor. O jua dediğimiz o hayat enerjisi doluyor içinize ve diyorsunuz ki ya ben bunların farkındaysam şikayet, ayıp olur. Neyse ne. Diyor ki Yahya Kemal, bak şimdi Vuslat şiiri var onun. Ya, hepsi birbirinden muhteşem. Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar. Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar o beraberlikte. Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı, görmezler ufukta şafak söktüğü anı. En son şiir uzayıp gidiyor, en son diyor ki, ey vuslat! Aşıkları efsununa rağmen, büyünün önünde onları diyor, ey! Ey ulvi ve tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et. Şiirin bir yerinde diyecek ki, insanoğlu ne yaratmışsa o vuslat gecelerinden yaratmıştır. Biz de diyor oralardan yaratılıp geldik, Mısır ehramları da. Hepsi oradan diyor.
şimdi ne yaptılar? Şimdi ne yaptı bugünün gençliği, nesli? Aşkı ne hale getirdi? Aman sormayın. Vuslat dediği Yahya Kemal'in işte bu aşktır. İnsanoğlu ne yaratmışsa diyor, kanıdan ehramlara kadar oradan yaratmıştır. Bugünkünde ne yaratabiliyorsunuz? Bana bir gösterin bak. Pislik, derbeterlik, dedikodu, piçlikten başka ne yaratabiliyorsunuz? Hiçbir şey yaratamazsınız. Şiir buradaki açıkları kapatıyor. Şiir aynı zamanda insanoğlunun en büyük doktorudur. İkbal öyle diyor. Bir milletin şiiri ölmüşse o milletin dirilmesi mahşere kalır diyor. Şiir ilim değildir. Şair alim değildir. Ama şiir ilmi de, irfanı da, tefekkürü de, hamleciliği de, her şeyi tahrik eder. Bak Türkiye'de şiir yok. Türkiye'de şiir bitti. Bitti, bitirdiler. Ne Yahya Kemal var, ne Necip Fazıl var, ne Nazım Hikmet var. Hiçbiri kalmadı. Hiçbiri kalmadı. Maalesef. Öyle diyor Necip Fazıl. Bak şimdi. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma. Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Siz şu bir beytin iki mısra evet. verdiği büyük yaratıcı teselliyi hangi leziz yemekle, hangi lokantada bulacaksınız? Tabii. İşte bugün Türkiye'nin geldiği durum. Sizin Firavun kitabınızda bir soru var. Okudum ama ben bunu sizden rica etsem. Firavunları kim yarattı diye bir soru. Biz yarattık. Ne yaptık da? Kur'an'ın verdiği cevap nettir. Firavunları kim ya? Kur'an soru soran ve sorduran kitaptır. Kur'an'ın Allah'ı devamlı soru sorar. Devamlı. Bak okuyun Kur'an'ı. Hemen her sayfada Cenab-ı Hakk'ın sorduğu sorularla karşılaşırsınız. Yaratıcı bütün unsurları tahrik ediyor. Bunu soru yapar. Şimdi bakın çökük ülkelere, mahvedilmiş, davarlaştırılmış ülkelere bakın. Soru soramazsınız. Siz bilir misiniz Silivri esir kampları? Bugünkü dünyanın en büyük zindanlarıdır. En büyük. Hitler mitler bile böylesini yapmadı. Şimdi boş duruyorlar. Çünkü içini zulümle doldurmuşlardı. Adamların hepsi beraat etti, çekti gitti. Bu manzarayı görüp de utancından yerinde taş kesilmeyenlere ne demek lazım acaba? Gitti. Şimdi evet. Hitler bakın Hitler'in temerküz kamplarından esir kamplarından daha büyükleri yapıldı evet. Türkiye'de. Peki Hitler'i kim yaratmıştı? Alman milleti. Alman milleti Hitler'i yaratmanın boynuna bindirdiği günahın faturasını çalışıp çabalayarak, üreterek, evet. yaratarak ödedi. Bizde ödeme yok. Günahlar işleniyor, bekliyor. O diyor o ödesin, o diyor o ödesin, o diyor ya hep birbirinin üstüne. Bak Gülgün bir şey söyleyeyim sana.
A'dan Z'ye, küçükten büyüğe, minicikten çok büyüğe kadar. Kim ne pislik ve günah işlemişse bunun faturasını ödemelidir. Bu ilkeyi aksattın mı çöküş mukadderdir. Ödeyecek. Türk milleti de ödeyecek. Alman milleti ödedi. Ödedi değil mi? Gidin Berlin'i gezin. Doğu Almanya'yı gezin. Eski Doğu Almanya, eski Berlin harp öncesi o bombalanmış şehirleri bir görün bakalım. O harp alanlarından tutulanları görün bakalım. Ve nasıl bir fatura ödedi de buralara geldi. Alın Japonya. 1945 Nagasaki, Hiroşima. Hiroşima. Ya insanlığa reva görülmüş en büyük cinayetleri işlemiş adam. Hala acısını çekiyorlar. Faturalarını ödedi. Şimdi bakın. Bizde fatura ödeme yok. Fatura ödeme yok. Şurada 35 kişiyi diri diri benzin dökerek yakmışlar gün ortasında. Kimi yakmışlar? Hitler insanlık suçu işliyorlar diye Yahudileri yakıyordu. Ya Sivas'ta 35 kişi hangi suçun karşılığı olarak yakıldı? Bunlar saz çalan, türkü söyleyen, yani Muhlis Subaşı'nın hangi günahı karşılığı benzin dökülerek yakıldı? Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Gök kubbeye bunu bırakmış adam. Bunun için mi yaktın bunu şerefsiz? 35 insanı yaktılar benzin dökerek. Faturayı kim ödeyecek? Toplum, biz. Şimdi bakın toplum ne zaman kurtulur bundan? Hiç birbirimize kazık atmaya kalkmayalım. Bunları yutmayan adamlar var bu kubbenin altında. Ben de onlardan biriyim. Toplum kulaklarından tutar. Bunu yapanları getirir. Tarihin diyalektiğine teslim eder. Al der icabına bak. Ama ya korkutuluyorsa toplum? Korkmayacak. Korkutuluyor ne demek ya? Korku ne demek ya? Korku sinema ne demek? Sinema zindanlarından korkuyor. Ya herkes korku ne? Korktu da ne oldu? Şimdi beni konuşturma. Konuşturma için soruyorum. Koca Türk ordusunun genelkurmay başkanı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi mi? Edildi. Sonra da bir hata oldu, adli hata. Kumpasa geldik, bilmem ne. Kandırıldık. Bakar mı? Kandırıldık. Biri öyle diyor, öbürü kumpasa. Peki. Şimdi ben onu koyuyorum kenara. Dönüyorum bu yanki tarafa. O genelkurmay başkanına. Senin kozmik odana girdikleri zaman ne yaptın sen? Beni konuşturma. Sen o kozmik odaya, yani senin mahrem, haremine girildiği zaman gerekeni yapsaydın, gereken belli. En fazla gene sana öyle kumpaslarla filan o cezayı verirlerdi. Gene de çıkar giderdi. Ama tarihin önünde bir anıt, onur bırakırdın. Sen gene onurlusun. Benim sana saygım sonsuz. Tamam ama maalesef o anıt onur değil. O gitti. O bir daha geri gelmez. Ya unutalım işte falan. Yok. Öyle bir şey yok. İnsanoğlunun en kahpe bahanelerinden biri de unutalımdır. Ne demek unutmak? Onu ya? Unutalım. Çok çirkin evet. Ne demek unutmak ya? Senin babanın malı mı? Yani insanlığın ortak değerlerinden unutarak fedakarlık yapabilir misin? Sen kozmik odan yap icabını kardeşim. İcabı bellidir. En kötü ihtimalle bugünkü sonuç gene çıkardı. Ne oldu şimdi? Ama sen anıtlaşırdın. Senin heykellerini dikerlerdi. O gitti, geçmiş ola. Dönelim parantezleri kapatıp başa. Firavunları kim yarattı? Firavunları bu zaaflar yaratıyor. Kur'an diyor ki, bak Firavundan bahsederken.
kitapta okudun, tahlilleri var orada. Evet. Firavun'un yönettiği toplumdan bahsederken diyor ki فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Bu Firavun'un toplumu diyor, Firavun tarafından küçümsendi, tahkir edildi. فَاسْتَخَفَّ istihfaf Türkiye'ye de girmiştir. Tahkir etmek, küçük görmek, böcek gibi görmek. Bunu yaptı Firavun diyor. Bunlar da ona diyor, sessiz sadasız itaat ettiler. Halbuki isyan etmeleri gerekirdi. Özgürlük ve isyan. Ya özgürlük ve isyan. İsyan yoksa özgürlük olamaz. Bunlar diyor, itaat etti. Devama bakın şimdi. Bunu yaparak diyor, Firavunlara örtülü bir destek verip onları ihya ederek bizi öfkelendirdi ve üzdüler. Asafuna o toplum. İntakamna minhum. Biz de onlardan diyor intikamımızı aldık. İntikam orada alınır. İntikam dört tane ekmeğini çaldı, efendim gömleğini, ayakkabını çaldı diye intikam alınmaz. Bu insanca bir şey değil. İntikamın yeri buradır. Dibine kadar alacaksın. Şimdi Cumhuriyeti bak ne hale getirdiler. Ne olacak? Gazeteyi kapatmıyor. Ana Muhalefet Partisi dedikleri muvafakat ekibinin başı ne diyor? Yalanıyor, 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 yalanıyor. Belki bir şey kurarız da, koalisyon da biz de oradan köşe kaparız falan. Ondan sonra ve yem atıyor devamlı. Korkularını izale ediyor devamlı. Diyor ki, devri sabık yaratmayacağız. Devri sabıkın ne manaya geldiği belli. Devri sabık yaratmayacak mısın? Peki lan o zaman. Hazır ol. Tarihin diyalektiği senin için devri sabık yaratacak. Devri sabık yaratmayanlara devri sabık yaratırlar. Bak, bunlar adam mı? Evet. Bunlarla mı Türkiye ayağa kalkacak? Bunlarla mı Türkiye bu uçurumun ucundan geri dönecek? Bu kuyunun dibinden çıkacak? Kim ip atacak da bu kuyunun dibinden Türkiye çıkacak? Allah ip atmaz. Allah'ı İntikam alma noktasına getirdiler işte demin okuduğum ayetle. Kim ip atacak peki? Amerika mı ip atıp kurtaracak? Niye kurtarsın? O mu bu mu falan mı filan mı? Hayır. Ha. O kuyunun dibinde yılanlarla, çıyanlarla boğuşarak o zehirli pis atmosferin içinde ölüp ölüp geberip geberip hatta dirilerek sonunda tırnaklarınla o kuyunun duvarlarından tırmana tırmana yukarı çıkacaksın. Başka yok. Onun için intikam alınması gereken iş yapanlardan intikamı hemen alın. Bırakırsanız tarih buna da fatura kaydeder. Çünkü tarihi tökezletiyorsunuz. Tabii. Türk toplum bunu yapmadı. Habire öteledi. Habire öteledi. Yani suçladığı durumlarda da öteleme yaptı. Öteleme yok kardeşim. Hemen hemen ödemeye geç. Ödetmeye geç. Evet. Şey, lan sen herifler kumpas kurmuş. Birlikte paraleli bilmem nesi zıkkı mı Allah'ın cezası daha neler. Cumhuriyetin altını oymuş, Atatürk'ü kurtardığı, bağımsızlığına kavuşturduğu ana vatanında yok ediyorlar. Ve sen ben Atatürk'ün partisiyim, ben Atatürk'ün mirasının savunucusuyum diyorsun. Ulan demiyor musun? Diyorsun. Peki.
Sen nasıl oluyor da bu ikisi birbirine girdiği zaman bunlardan birinin tarafı oluyorsun? Niye tarafı oluyorsun? Hidayete mi erdi bu? Yok. Niye tarafı oluyorsun? Oradan üç tane oy bana gelsin diye. Aldın mı? Rütük olmasa şimdi bunun cevabını ben çok güzel vereceğim de burada olmaz. Tahmin edilmiştir zaten. Edilmiştir eyvallah. Aldın mı? Aldın mı karşılığını? Şimdi sana ne ya? Zalim zalimdir. İki zalim birbirine girmiş. Bırak birbirinden belalarını bulsunlar. Hiçbir şey demiyorsan tarafsız kal. Birbirin, o zaman yazdım. Yurtta yazıyordum o zaman. Ya bırakın dedim. Birbirinden belalarını bulmak için yapacağınız bir iş varsa onu yapın. Onun dışında dedim hiçbir şey yapmayın. Bırakın. Hayır. Birine arka çıkıyor. Oradan demokrasi kahramanı yaratacak. Lan nereden demokrasi kahramanı yaratacaksın? Lan bunların Allah'ı, kitabı, imanı olsa o dünyanın en büyük zindanlarını inşa eder, oraları doldur. Sen bunlardan nasıl demokrasi kahramanı yaratacaksın lan? Nedir? Oradan 4-5 tane dinci oy kapacak. Kaptın mı? Anadolu'da bu kapmakla kullanılan bir tabir vardı. Ne kaptığın belli. Daha öyle çok kapacaksın. Ama o sandıktan çıkamayacaksın. Tarihin diyalektiği seni o sandıktan çıkarmaz. Atatürk'ün ruhu çıkarmaz. Hakka saygısı olan adamlar seni oradan çıkarmaz. Şimdi buna bağlı olarak siz 18. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau ve Voltaire'i örnek gösteriyorsunuz. Şimdi bunlar birer deistler diyorsunuz. İzninizle okumak istiyorum o bölümden. Okursun da Voltaire'in bir şeyini söyleyeyim. Söyleyin. Voltaire enteresan bir adam. Yani mali imkanları olan bir adam ama çok mustarip bir filozof. Aydınlanmayı yaratan adamlardan biri. Fransız devrimini yaratan adam. Yani insanlık ona çok şey borçlu. Şey diyor ya Marx, Voltaire bir kişi değil. Voltaire bir idedir diyor. Çok güzel tabii. Kişilik tabii. Voltaire'i tanımlamaya yetmez. O tabir benim için de bazen kullanılıyor. Sen kişi değil idesin diye. Teşekkür ederim. Voltaire ne diyor biliyor musun bir yerde? Onca kahır çekmiş adam. Yani giyotinin ucundan gitmiş dönmüş, gitmiş dönmüş. Tabii. Diyor ki nasılsın diye soruyor. O kadar mutluyum ki diyor utanıyorum. Voltaire sen utanıyorsan, o mutluluğa kendini layık görmüyorsan, ben diyor insan olarak yapmam gerekenleri tam yapamadın, utanıyorum diyor bu mutluluktan. Peki biz neyiz? Biz neyiz? Evet, oku şimdi. Şimdi deistler diyorsunuz. Rousseau, din adamlarının Tanrı'nın bize bağışladığı en güzel ve asli duyguları bozduklarından şikayetçiydi. Çok efendice konuşuyor, bozduklarından diyor. Aynı şikayet, Kur'an'ın da asli şikayetlerinden biridir. Kur'an çok daha ağır söylüyor ama. Değil mi? Çok daha ağır söylüyor. Dine musallat ekiplerin, şu tanıma bakın çok güzel, din adına yaydığı kahır ve beladan hepimiz şikayetçi değil mi? Değil miyiz? Bizim çok temiz, nezih dindarlarımız var. Ben onların birçoğunu tanıdım. Onların ellerini öptüm. Yine olsa yine öperim şeref duyarak. Dindardı yani dindar, benim kafamda dindarın fotoğrafı da var, seciyesi de var, karakteri de var, eni boyu her şeyi var. Onun için ben dinciyi 40 kilometreden tanırım. 40 kilometreden tanırım. Dindar. Şimdi Kur'an bize diyor ki, bunlar günah işlemiyor diyor. Günah işlemek diyor, mümin dindar insanların noksanlarıdır, sürçmeleridir, hatalarıdır. Allah o günahları bağışlamak için diyor bahane arar.
Bak şimdi. Bunlar diyor Allah düşmanıdır. Bugünkü dinciler günahkar falan değildir. Bunlar Allah düşmanıdır açıkça. Bu tespiti ilk yapan İmam-ı Azam'dır. Evet. Kur'an dışında. Evet. Emevilerden bahsediliyor. Diyorlar ki, ey imam, Emeviler bu kader anlayışını eleştirenleri işte din dışı gösteriyorlar, mecusi gösteriyorlar, müşrik. Kezibet adaullah diyor. Bu tabir Hasan el-Basri'de de var. Allah'ın düşmanları yalan söylüyorlar diyor. Emevi'yi İmam-ı Azam ve zihniyetine bağlı ekolün büyük önderleri işte biri de Hasan el-Basri'dir. Emevi'yi Allah'ın düşmanı diye vasıflandırmışlardır. Bugün Emevi'yi bir biçimde kravat giydirerek, ceket pantolon giydirip, lüks arabalara bindirerek, dünyanın orasına burasına taşıyıp arz endam ettirenlerin hepsi Allah düşmanıdır. Türkiye'yi de bugün su başlarına oturmuş Allah düşmanları kotarıyor. Şimdi sen camilerin sayısını artırıp oralarda yatıp kalkarak Allah düşmanlarına verdiğin primlerin yarattığı faturayı nasıl ödeyeceksin? Ha? Ben bunlara diyorum yahu sizin kıldığınız namazlar sizin işlediğiniz zulümlerin KDV'si bile olmaz. Onu bile ödemez. Ya anlamıyorsanız gelin anlatayım. Anlatayım da yanlış yapıyorsam siz bana anlatın ben kendimi düzelteyim. Bu kadar da. İsterseniz açık. Beraber, isterseniz milletin evet. Önünde, bu isterseniz kadar, dünyanın tabii. Önünde. Bu kadar da açık ve evet. Net ifade ediyorsunuz. Yok diyor aman sakın yanaşmayın o diyor o ne büyücüdür diyor hepimizi yer yutar. Masum Türker öyle demiş de sen ne diyorsun demiş Masum Bey. Hangi masada toplanıp da onu biz... İşini bitireceğiz falan öyle bir şey demiş. Ben yöneteyim demiş. Adam çağırıyor sizi. Bak ne güzel. O masadan kalkmadan hepimizi yutar demiş. Lan şu kadar Yaşar Nuri sizi nasıl yutacak demiş hepiniz. Burada bir gariplik var. Şimdi tabii o dinci, dinsizlerden bahsediyorsunuz ve diyorsunuz ki bu adamların temsil ettikleri bir dine, vicdanı ve aklı felç olmamış insanların tahammül etmesi düşünülemez. Hayır. Bunların hayır. Büyük kısmı bütün insanlık tarihi boyunca din adamı olmadı. Allah'ın belası ve şeytanın uşağı oldu. Aynen öyle. İnsanlar tarihe Engizisyon gibi bir dehşeti bırakmış bu rezil sömürücülerle neden iman ve yaşam birliği kursun? Neden sen orada dört duvar çaldığın paralarla çevirip de kenarına da bir bid'at alameti, İslam'ın kabul etmediği bir minare dikip ondan sonra Allah'ın evi diyeceksin. Ben de sana teslim olacağım. Senin işlediğin tarihi melanetleri görmezlikten geleceğim öyle mi? Böyle bir dünya var mı ya? Niçin Kur'an-ı Kerim insanlığa zarar veren mescitte diyor? Niçin orada kılınan namazları lanetliyor? Lan bunların bir manası yok mu? Bunlar Kur'an'a niye girmiş? Sen söyleme diyor. Ne anlatayım lan? Yusuf kıssası mı anlatayım devamlı? Gitti kuyuya indi oradan Mısır'a gitti. Oradan bilmem ne Züleyha ile bir aşk macerası oldu. Sonra Mısır'a sultan oldu. Bunları mı anlatayım? Neyi anlatayım? Yani Kur'an'ın insan hayatına vereceği şeyler nelerdir? Cennet tasvirleri mi? Lan cennete gittiğimiz zaman zaten gideriz, tasvire gerek yok. Niye cennetin tasviriyle milleti asırlardır meşgul ediyorsun ya? Kur'an diyor ki, sofraya oturan adamın, bak Nilgün, Gülgün. Evet. Önüne koyup yediği yemeğin kendi alın terinin ürünü olup olmadığına bak diyor.
Bugünkü melun dincilik, Muaviye dinciliği bize ne diyor? Oo. Sofraya oturan adamın diyor, önündeki yemeğe ne olduğunu bırak. Sofraya oturduktan sonra besmele çekiyor mu ona bakacaksın diyor. Şimdi bu besmeleye teslim olarak ben dindar olacağım diyen adam mıdır Allah'ın makbulü? Lütfen Kur'an'ı okuyun da cevap verin. Yoksa ben bu namussuz tezgaha teslim olmayacağım deyip bunların dinine, imanına, camisine, namazına, niyazına aynen Maun suresinin karşı çıktığı gibi karşı çıkan deistler mi? Ama bu adamlar olmasaydı riyakarlık olmayacaktı yeryüzünde ve en büyük şirk riyakarlık olmayacaktı. Dinin en büyük düşmanı riyakarlıktır. Tabii. Ama bakın garabete, insanlık bünyesinde tarih boyunca riyakarlığı besleyen bir numaralı kurum dindir. Ne oluyor o zaman? Bir şey oluyor. Ne oluyor burada o zaman? Ha, olan şu. İbn Sina'nın da hocalarından olan 440'larda ölmüş büyük bir sufi düşünür var. Ebu Said İbn Ebil Hayr. Muhteşem bir düşünce devi. Ne diyor biliyor musunuz? Havralar, kiliseler, kronolojik, camiler yerle bir edilmedikçe Allah'ın dini yeryüzünde egemen olmaz diyor. Bu deizmin lüzumunun, insanlığın deizme giderek bir gün nefes alma yolunu bulacağının felsefi ifadesidir. Çünkü insanlık deizme sığınmak zorunda kalabilir diyorsunuz. Deizmde. İyi ki deizm var. Yoksa ateist olur insanlık. Allahsız olur. Deist Allahsız değil. Deist bir Kur'an müminidir. Dinci denen namussuzun yaydığı melanetler yüzünden günlük hayatına dini sokmuyor. Sokmasın. Ya benim gibi Kur'an'dan o dini öğrenerek asliyeti ile hayatına soksun yahut da uzak dursun. Ben ne diyorum insanlara? Daha geçen gün Aydınlık'ta yazdım. Ya Kur'an mümini dindar olun yahut dinden uzak durun. Yoksa mahvolursunuz. İkisinin arası yok. Hayır. Ya siyah ya beyaz. Hayır. Gri efendim sonra. Oradan ben biraz idare edeyim de işte oradan cennetten de bir parça kaparım. Hiçbir şey kapamasın. Ya Kur'an mümini olacaksın? İşte o zaman aleyhül ala. Yahut da dinden uzak dur. Çünkü Kur'an mümini olmanın dışında din mi yok kardeşim. Dinsizliğin elini öpsün o gelsin. Zulme bulaşmış dinden hayır beklemeyin diyor ya. Zulümle diyor pislenmiş, kullandığı tabir budur. Telbis tabiri. Telbis pislemek. Pisliğe bulaştırmak demektir. Zulüm de ekliyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ Allah'a iman edip de o imanını bak. Zulümle pisletmeyenler hidayete erer ve kurtulur diyor. Ayet tabi devam ediyor uzun. Lan açık. Sözün tamı eşeğe söylenir. Halbuki Kur'an-ı Kerim eşeğe değil, eşşol eşeklere bile sözü söylüyor. Daha ne istiyorsunuz? Ha, çareyi Kur'an'ı okuyup, onun dediklerine kulak vererek kendini düzeltmekte aramıyor adam. Çünkü imanı yok. Ya. Nerede arıyor? Yaşar Nuri konuşmasın, Hüseyin Atay konuşmasın. Ya tarihin arkasından beri İmam-ı Azam konuşmasın. Kadı Abdülcebbar konuşmasın. Ragıp İsfahani konuşmasın. Musa Carullah konuşmasın. Mehmet Akif konuşmasın.
Mehmet Akif'e pezevenk diyor herif. Kim diyor bunu? Tövbe. Türkiye'nin meşhur pezevenk başlarından biri. Eyvah. Şimdi RTÜK kurallarına göre bu sözcük... Pezevenk diyor ekranlarda. Siz... Evet. Aynen Akif'e hitap ederken ulan pezevenk diyor. Eyvah. Radyo televizyon üst kurulu bana ne canım ben aktarılmış bir sözcüktür. Ben evet. Naklediyorum. Bize ait değildi. Hayır evet. Efendim. Haşa. Ben kimseye öyle bir tabirle hitap etmem. Evet. Akif. Kullananların ifadesini kullanıyoruz. Şimdi evet. Hepsi biliyor onu. RTÜK de biliyor. Şimdi oradan okuyup kendine istikamet vermek yerine açıklarını gösteren adamları susturmayı tercih ediyor. Peki birini susturdu, öbürünü susturdu, öbürünü susturdu. Ne olacak bu? Ne vakte kadar gidecek? İmam-ı Azam'ı susturdunuz. 767'de İmam-ı Azam'ı katlettiler. 767 nere? 2015 nere? Ne oldu? Ben geldim. 1300 sene sonra yaklaşık İmam-ı Azam'ı dev gibi iki kitapla insanlığın gündemine taşıdım. Örtülen taraflarını açtım. Evet. Evet. Gölgelenen fikirlerini aydınlığa çıkardım. Ne yapacaksın şimdi? İmam-ı Azam'daki ruh senin idam sehpanda yok edilebilir mi? Senin zehirinle yok edilebilir mi? Yok edilebilir. Edilebildi mi? Hallacınki yok edilebildi mi? Ben geldim. Hallaç'ta İmam-ı Azam'dan 309 Hallacın ölümü de Hicri. Koca iki cilt yazdım. Daha niceleri yazdı. Daha ben kendi katkımı söylüyorum. Ne yapacaksın Hallacı? Hallac her geçen gün büyüyor. Her geçen gün büyüyor. Her geçen gün büyüyor. İnsanlığın vicdanında habire mesafe kaydediyor. Habire etap aşıyor. Onlara o zulümleri yapanlar nerede bana göstersene bir tanesi. Demek ki ölmek başka bir şey. Hele şehit olmak çok yüce. Ama ölmek de insani bir şeydir. Allah herkese güzel bir ölüm nasip etsin. Çünkü zaten herkes ölecek. Bu emaneti alacaklar. Ama bir de gebermek var. Oho. Bir de gebermek var. Bir anlatın şunu, o nasıl iş? Allah'ın size verdiği insanlık kabiliyetlerini insanlığın aleyhine kullanırsanız ölmezsiniz, geberirsiniz. Onun için bütün dinciler geberecektir, ölmeyecektir. Kim ölecektir? Hüseyin Atay ölecektir. Ben de öleceğim. Muhlis Subaşı da öldü. Ama onu yakanlar, bilmiyorum içinde geberen var mı, onu yakanlar ve onun o sanatçılar arkadaşlarını, onların hepsi geberecek. Rahmetli babam bir gün bana ne dedi biliyor musun? Babam benim en büyük hocamdı, tekin bir adam değil. Dedi ki, böyle bir bahis açıldı, daldı gitti, sonra birden dedi ki, oğlum, bak dedi, sana eziyet edenlerin hepsinin helak olduğunu görmeden Allah seni bu dünyadan almaz. Ve bugüne kadar ben bunun tecellilerini yaşadım. Sonra bunu versiyonladı. Yani hepsinin geberdiğini görürsün dedi. Hı hı.
Şimdi ben benim şahsıma yapılan kötülükler için kimsenin ne gebermesini hatta ne de ölmesini. Ben böyle bir şeye Allah'a kalmış. Yalnız şunu istiyorum. Yani niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan 24 saat. Türkiye'ye ve Atatürk mirasına ihanet edenlerin geberdiklerini Allah'ım göster bana. Benim başka hiçbir talebim ve beklentim yok. Siz zaten bu deizmin artık noktasını koyarken... Deizm bir tarih, bir devrim. Evet. Okuyacak herkes. Muazzam. İslam düşünce tarihinde öyle bir kitap ne yazıldı hatta ne de hayal edildi. Evet. Çünkü siz burada dinci tasalluta rağmen dinle barışmanın yolu laiklik diyorsunuz. Bu sistemi... Tabii. Laiklik gelirse akıl işler. Laiklik gelirse insan hakları tahripten kurtulur. Laiklik gelirse riyakarlık saltanat aracı olmaktan çıkar. Dinin istedikleri de bunlar. O zaman bu şekilde hayata girmiş bir dine de herkes saygı duyar. Onun için Müslümanlara tarihin önünde bir Kur'an mümininin niyazı ve uyarısı olarak tekrar söylüyorum. Eğer Kur'an mümini olarak dini yaşamak istiyorlarsa laikliği mutlaka egemen kılacaklar. Başka olmaz. Birçok dindara ben bunu anlattım. Mecliste yaşadım. Benim laiklik kitabım meclisteydim. Çıktığı zaman milletvekiliydi. Kimler gelip imzalatıyordu bana biliyor musun? AKP'liler. Hocam, Allah'ım senden razı olsun. Şunları şunları biz bilmiyorduk. Ya biz ne kadar ters şeyler biliyormuşuz. Ya bize nasıl ters anlatmışlar bunları filan böyle. Ha bir de öbür takımı var. Planlı, efendim, kotarıcı, Emevi kodamanlarının devamı olan takım. O ayrı. Ama Gülgüncüğüm, ben bir tane Zülfü Livaneli hariç, ben bir tane CHP'linin bana gelip de bir laiklik kitabı imzalattığını görmedim. Ya bu nasıl bir iştir Allah aşkına? Bu nasıl bir iştir? Ben Atatürkçüyüm diyen bir zihniyet, bir kurum bu kafayla nasıl iflah eder ya? O laiklik kitabı ki bir eskizdir, yani bir deneme kitaptır. Şöyle bir çıkardım onu. Şimdi tam dosyasını yayınlayacağım onu. Belki üç katına çıkacak. O da aynen deizm gibi düşünce tarihinde, yani Kur'an açısından laiklik, o başlıkla, laiklikle ilgili binlerce eser yazıldı, ayrı dava. Ama o başlıkla, Kur'an açısından tahliller yaparak laikliği insanlığa anlatan başka bir kitap yok. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Benim değerli arkadaşım, meslektaşım, profesör öldü. Öldü. Aynı benim geçirdiğim ameliyatı geçirdi ve birkaç ay içinde öldü. Salih Akdemir. Büyük alim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük ilim adamlarından biri. Çok çok önemli. Ömrü vefa etmedi. O bu meseleyle, ki önce bunun tam tersini düşünüyordu. Ve bana sataşan bir numaralı adamdı aşağı yukarı öyle Türkiye'de. Yani sonra macerasını anlatmayacağım. Ruhu şad olsun. Ruhunu üzmek istemem. Mekanı makamı cennet olsun. Sonra dedi ki Yaşarcığım, Yaşarcığım, bizi bağışla, hakkını helal et demek neye yarar dedi. Onu desem ne, demesem ne. Çok büyük hata yapmışız dedi. Doğru olan seninki. Buraya geldik ama dedi 10 yılımız gitti. Laikliği
Kur'an'ın anladığı manada o işte anlatan adamlardan biriydi. Yazdı biraz ama kafi değil. Tam onun üzerinde çalışıyordu, ömrü vefa etmedi. Rahmetli oldu. Kur'an'ın rahmeti onu kucaklasın, muhteşem bir ilim adamıydı. Böyle. Hayat böyle. Hayat böyle. Evet. Hayatla kavga olmaz. Çok güzel. Hayır. Hayatı geri adım attıramazsınız. Teslim alamazsınız. Özür diletemezsiniz. Çünkü hayat özür dilenecek iş yapmaz. Hayatla uzlaşıp barışacaksınız ve ondan istimdad edeceksiniz. Yani boyun bükerek, tamam mı? Şimdi hayata posta koyarak bir yere gitmeniz mümkün değil. Hayatın, zaten hayatın hakkını verdiniz mi? Hayat size lütfedilmiş en büyük nimettir. Daha büyük nimet yok. Onun hakkını verme bilincini taşıdığınız anda hayat bunu fark eder. Ve size rahmet musluklarını açar. Aksini yaptığınız zaman size devamlı problem çıkarır. Devamlı muslukları kısar. Kıvranır durursunuz. Karnınızı doyurmak için affedersiniz. Köprü altı köpekleri gibi dolanır durursunuz. Niye hayat size cömert davransın? Şimdi bazıları der ki mesela, ya öyle diyorsun ama nice firavun ruhlu adamları var işte onlara hayat. Hayır, onlara hayat cömert davranmıyor. İskoçya'daki büyük zenginlerin çiftliklerindeki domuzlar da nimetler içinde yüzüyor. Şimdi hayat onları nimete mi boğmuştur? Hayattan onların haberi var mı? Var mı? O mesele değil. Nietzsche bak diyor ki, bizimle insan olmayanların farkı şudur. Biz bize verilen hayat nimetinin karşılığını ödemek için çırpınırız. Neye mal olursa olsun. Onlarsa diyor, bizim bu çırpınma karşılığında ürettiklerimizi yer yan yatarlar. İşte o İskoçya domuzları dediğim onlardır. İskoçya domuzu var, domuzların türleri var tabii. Kur'an'da domuz tabiri çok önemli bir kavramdır. Çok önemli. Cenab-ı Hak lanetlenmiş günahları işleyenleri, bakın namaz kılmamak, oruç tutmamak, hacca gitmemek filan, bu dincilerin dillerine, bunların hiçbirisi lanet altına sokmaz insanı. İnsan haklarına tecavüz günahlarıdır lanetin altına sokan. Bu günahların altına girenleri Kur'an-ı Kerim maymunlara ve domuzlara benzetiyor. Hükmî domuz. Hükmî domuz. Yani hükmî domuz. Çünkü adam bakıyorsun iki bacaklı, dört bacağı yok ki. Nasıl domuz olacak? Fotoğrafıyla insan. Onun için hükmî domuz. Bu tabir de Mevlana'nındır. Hükmî domuz. Şimdi ben diyorum ki, siz fotoğrafıyla da domuz olanların saf bağlamalar halinde onların yanına girer, destek verir misiniz onlara? Vermezsiniz. Peki hükmî domuz olduğu zaman niye bu desteği veriyorsunuz? Fotoğraf niye sizi aldatıyor? Fotoğrafa aldanana insan denir mi? Çok doğru. Çok doğru. Süremizin bittiği işaretini birkaç dakika önce aldım. Çok teşekkür ederiz ama dilerim bu hafta daha tatsız hadiseler yaşamayız. Ve artık güzelliklere yaşayacağız. Bakabiliriz. Fatura mı diyorsunuz? Yaşayacağız. Fatura bitmemiştir. Bari önümüzdeki hafta için. Bakın fatura kesilmiş. Rahat 11 faturayı kesmiş. Aylardır değil, hatta senelerdir ben bunu söylüyorum. Gerekçelerinde yazmışım. Bakın o kitapların hepsinde var bu.
bir tek şey olabilir, o da bir ihtimaldir. Cenab-ı Hakk'ın büyük merhametini tahrik edebilirsek, kitlesel bir tövbe, kitlesel. Öyle merdiven atlarında pisi 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 fısa böyle yok. Büyük meydanda kitlesel tövbe. Gökler, yerler, dereler, dağlar, taşlar duyacak. Ancak o zaman. Yap bakalım. Beni kandırmak kolay. Yap. Onun için fatura büyüyerek devam edecek Gülgün. Hiç kimse kendini aldatmaz. Her defasında. Ben eğer bir ışık görürsem ufukta, merak etmeyin söylerim. Ben de bu memleketin çocuğuyum. İşte her benim defa. Benim çocuklarım var. Benim ailem var. Ben de yürek, vicdan taşıyorum değil mi? Onları düşünürüm. Onlar da bu geminin içinde. Ama gemi şu anda devamlı su alıyor. Dua edelim de batmasın. Batmasın. Batırtmayacağız. İnşallah. Sayın Öztürk, çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizleri o sözünüz ve sözünüzden bize yansıyan ışığınızla aydınlatıyorsunuz. Dilinize sağlık, gönlünüze sağlık. Kitaplarınızı bekliyoruz yenilerini. Şimdi bu söyleme göre ben şimdi bir kokoreci hak ettim mi? Ettiniz. Davetlisiniz. Teşekkür ederiz. Tamam. Efendim biz izninizle kokoreç yemeğe gidiyoruz. Sayın Öztürk, Nazlı Hanım. Ya kimse ben çok akıllıyım falan diye. Böyle bir şey yok. İnsan bazen ben kendime bakıyorum. Bazen ya diyorum benim yani bir uğur böceği başka hadi kötü böceklere benzetmiyorum. Bir bal arısı filan kadar yok mu? Yani ben bir bal arısı kadar kıymetli olabilirim, becerikli olabilirim, karınca. Ben bilir misin evde oturur, dört kat. Biliyorum. Her yerinde karıncalar oluyor. Zaman yazın. Oturur karıncaları seyredir. Ya mikrofon gitmiş. Ya karıncaları seyrederim. Karınca bak. O küçükleri var onların. Böyle yeni zuhur etmişler. Evet. Hani bebek. Ya göremiyorsun. Pertavsızla neredeyse bakmak lazım. Bir şey taşıyor. Bir toplu iğne başı kadar bir şey. Nasıl yıldırım gibi gidiyorlar biliyor musun? Nasıl bir organizasyon? O arada bir de bakıyorsun ki ya mübalağa etmiyorum. O küçük minik hücre kadar cüsse şu kadar bir şeyi tutmuşlar iki taraftan. Çekiyorlar, götürecekler yuvaya da. Böyle bir şey var mı ya? Ya ben yapabilir miyim? Ben öyle bir cüssem olsa ve şöyle bir şeyi taşıyacaksın deseler bana. Hadi canım yok dersiniz. Yok kardeşim ben vazgeçtim. Neyse ne alın götürün. O yapıyorum. Haftaya karıncalarla arıları bir kez daha konuşalım. O zaman şiir eşliğinde. Onun için kokoreç'e gidelim. Gidelim. Evet. Değerli izleyicilerim. Hiç akıllıyım, çok, bak ben çok akıllıyım falan. Çok akıllı adam bilmem ne. 65 sene kokoreç'i fark edememiş. Sizin kokoreç demenizden sonra ben de eşimle birlikte geçtiğimiz hafta gittim. Sizin sözünü ettiğiniz o markayı anamayız burada. Orada ilk defa hayatımda kokoreç yedim. Beğendim. Bak şimdi. Hani ben akıllı adamdım. Şimdi kendime diyorum Yaşar Nur, hani sen çok akıllı adamdın bilmem ne. Ya şunu sen nasıl 65 sene fark edemedin? Efendim bizden sonra canlı yayın varmış. Stüdyoyu ayarlayacağız diyor arkadaşlar. Size de doyum olmuyor. Hadi biz kokoreççiye gidelim. Sağ olun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Esen kalın değerli izleyicilerimiz.